Anne ya evdeyse? Kızım evdesi mi kaldı? Tek elimle kapıyı çalıyorum, tek iyiyle zili çalıyorum. Ölü olsa dirilirdi. Allah korusun. Allah korusun. Hadi. Şu hale bak. Bir günde ne hale getirmiş evi. Lale. Ay ne yapıyorum ben ya? Bana ne? Bak bak, telefonunu da unutmuş Berduş. Oho. Ne? Lale, döndün mü evine? Burası artık benim evim değil. Sadece eşyalarımı almaya geldik. Lale, beni dinler misin? Bir hata yaptım, çok üzgünüm. Ama ben seni gerçekten çok seviyorum. Sen yalanların ortaya çıkmasın diye tam 20 milyon lira verdin. Hala neye inanmamı bekliyorsun? Lale, benim sana olan aşkım yalan değil. Evet 20 milyonu verdim ama sırf seni sevdiğim için verdim. Seni kaybetmekten korktuğum için verdim. Benim parayla, pulla, malla, mülkle falan işim yok. Anla bunu artık lütfen. Sonunda itiraf ettin. Pelin sadece sussun diye ona 20 milyon lira verdin. Benimle miras için evlendin sen Onur. Lale. Onur. Yeter artık. Lütfen. Anne bari siz beni dinleyin ne olur. Yaptığım hatadan dolayı çok üzgünüm. İnanın ben de böyle olsun istemezdim. Biz ister miydik Onur? Kızım ister miydi mesela? Bak Onur oğlum, biz sizler gibi varlıklı insanlar değiliz. Benim tek varlığım var kızlarım. Başka da bir şey yok. Yani... Senin gibi böyle gümüş kaşıklarla büyütmedim ben onları. Sana biraz garip gelebilir, masal gibi gelebilir ama biliyor musun o lale var ya, o çetin ceviz. Dişiyle, tırnağıyla okudu. Kazandıktan sonra nasıl çabaladı bitirebilmek için. Onun bir damla gözyaşı benim için bütün mücevherlerden daha değerli. Ben sandım ki oğlum senin için de aynı. Ama değilmiş. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın Onur. Ben bu kadar üzüldüysem kim bilir Lale ne haldedir. Biliyorum anne. Utanıyorum, yüzünüze bakmaya utanıyorum yani şu an. Ama ben ne yap desem Lale'yi çok sevdiğim için yaptım. Sen sadece babanın mirasını alabilmek için hepimizi kullandın Onur. Sen geriye küçücük bir bebek, gözü yaşlı, gencecik bir anne bıraktın. Bütün bunları sen paranla silebilir misin? Onur bizim için sadece bir isim değil. Müsaade et şimdi bize. Müsaade et, biz halledelim. Müsaade eder misin eşyalarımı toplayalım? Thank you.
Bunu buldum. Seviyordu değil mi bunu? Çıkardığı sesleri çok seviyordu. Evet, bu ötünce gülüyor. Anne, ben bir daha gülebilecek miyim? Lalem, 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 lalem. Gülebileceksin elbette. Geçecek ya. Geçecek. Hadi, 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 hadi. Nergis, hadi biz Emir'le biraz dolaşalım. Sen de gel istersen. Tamam anneciğim. Böyle mahzun durma. Vallahi içim kıyıldı ya. Ama abla, siz beni böyle görüp üzülünce ben daha çok üzülüyorum. Ablacığım, sen bizi boş ver. Ayrıca senin üzülmen gayet normal. Ben çok kızgınım abla. Yani üzüntü değil, içimdeki çok büyük bir öfke. Nasıl göz göre göre kandırdı beni? Ben bu oyuna nasıl geldim? Ablacığım, biz de hiç anlamadık. Ne yapalım? Yani tamam, ben de Onur enişteme kızıyorum. Kızmıyor değilim ama. Ama sonuçta sen aşıksın hala. Yalanlar üzerine kurulmuş bir aşk işte bu. Yani nasıl başladığı hiç önemli değil ablacığım. Yani gözünden uyku akarmış gibi Onur'a olan aşkın akıyor senin. Tamam, Onur bir hata yapmış olabilir, eyvallah. Ama bu seni sevmediği anlamına gelmiyor. Bak Lale, ablacığım, yani eğer affedersen hepimiz anlarız seni. Asla, asla affetmeyeceğim. Yok ablacığım, asla çok büyük bir kelime. Ayrıca sizin bir bebeğiniz var ya, artık iki kişilik düşünmen lazım senin. Ben ona artık nasıl güveneyim abla? Güven olmadan bu evlilik sürer mi? Sürüyor işte ablacığım, sürüyor. Bak bana, bayağı bir sürüyor işte. Aynı şey değil. Sen ilk günden beri biliyorsun eniştemin seni ne kadar çok sevdiğini, bundan çok eminsin. Ben öyle değilim. Ablacığım, canım. Ben sadece bir düşün diyorum ha. Ne olur bir düşün. Biz senin yanındayız, ne karar verirsen. Oh, ne kadar güzel oldu değil mi? Bak ne zamandır ve hiç birlikte kahve falan da içmiyorduk değil mi? Ne güzel oldu yavrum. Mecburen. Ben de size yük oldum. Lale bak, alınıyorum ama. Lale, öyle şey söylenir mi? Sen bizim parçamızsın. Yapma ne olur. Şey de soğumuş. Lale'nin bir falına bakalım. Evet, bakayım anneciğim. Soğumuş da. Hadi bakalım. Benim falımda ne çıkacak Allah aşkına? Kavun çıkar. Kelek çıkar. Lale'nin falında ne çıkacak? Yo yo. Hadi neyse, halım çıksın falım diyelim. Ay anne. Ay. Ay 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 ay. Ne oluyor, Tarkan şarkısı mı söylüyorsunuz? Ay yok, yok ablacığım yok. Şey olmuş değil mi anneciğim? Bak aynı şey çıkmış. Görüyor musun şeyi? Aynı şey, bak buradaki şeyi gördün değil mi? Bak şu şeye takalım. Aynı şey gibi değil mi anne, şey olmuş? Aa vallahi öyle, ben de gördüm. Sen de gör. Aa bak. Ay yok artık. Yani şu an tüylerim diken diken oldu. Kim? Ne oluyor? Neredeyim? Ay ablacığım yok.
müşteri gizliliğinden dolayı isim falan veremiyoruz. Ama bakayım dökeyim sana şöyle şöyle bir şey diyebilirim. Ay ablam içim birazcık sıkılmış. Aa, neden acaba? Ne olmuş? Sıkılmış, oradan çıkarmış kafasını. Yukarı doğru bir anda koşmaya bak. Ay tepede. Ay bak. Aa, inanmıyorum. Tepeye çıkmış bir anda. Böyle saçların böyle savruluyor nasıl rüzgarda. Oh diyorsun, kurtulmuşsun bütün sıkıntılar. Ayaklarının dibinde kalmış. Anne ne tepesi Allah aşkına, ben yerin dibindeyim. Tövbe de kızım, ne olur tövbe de. Kurtulmuşsun sıkıntılardan. Ay evet ablacığım, bak evirdi kucağında. Ya. Ay bakayım canım benim nerede? Bu sefer nihayet aynı şeyi gördük. Ay küçücük bir canı Emir'in de sığmış. Oh çok güzel, bak burada. Aa bak bak, arkanda uzun boylu biri var. Kim bu? Eniştem galiba. Boyu devrilsin. Devrilmiş zaten. Bak o da yatıyor boylu boyunca böyle. Mefta olmuş. Yok yok, gelmesin peşimden, istemiyorum ben. Cık. Ama baksana ayaklarına sarılmış, sanki gitme diyor sana ha. Ay defol be, istemiyorum. Defol. Defol. Git. ...138 tane cevapsız arama. Eniştemden mi hepsi? Anne ben kerizim biliyor musun? Ben eşek kafalıyım. Bir de kalbim diye kaydetmişim. Ben ismini değiştireceğim en yakın zamanda. Miras 7 Onur yazacağım. Yazacağım. Merhaba, Üç Çiçek burası değil mi? Evet, buyurun. Bir çiçeğiniz vardı da. Yanlışlık oldu, bizden gider çiçekler. Yo, adres doğru. Abla, ya Koray Bey'den sen ne yapacağım? Saçmama, inanma şunlara ya, kanma bu oyunlara. Bana bak ya, bir yalan uydursak birisinden falan geldi desek. Eyvah, bana bak. Aa, dur. Onur'dan gelmiş olmasın? Alayım ben onu. Gel. Sinirlerim bozuluyor. Kutuyu da alayım. Ver kutuyu da. Burada ne var? Ayı göndermiş. Ayı göndermiş bir de bak. Not da var. Yaşanan tatsızlıktan ötürü sizden özür dilerim. Bak. Ama sizin gibi güzel bir kadını karşıma çıkaran bu tatsızlığa şükrediyorum. Bak laflara bak. Beni affetmeniz ümidiyle Songül Hanım. Nedim Sancar. Nedim Sancar mı? Songül mü? Anne çiçek sanaymış, ben aranjmanını bozdum. Senin özür dilerim. Abla siniriniz geçtiyse ben müsaadenizi istesem. Kusura bakma olur mu? Ne olursun kusura bakma. Dalgınız bu aralar. Sen şu büyüğü al bu. Vur bana Songül. Vur. Tarık. Vur bana. Vur bana, hoşuma gidiyor. Terbiyesiz. Vur bana. Vur bana, hoşuma gidiyor. Vur bana, hoşuma gidiyor. Cesarete bak, bir de karşıma geçmiyor, kendini açıklayacak bana. Ha, bak, o kadar bak. Kolay. Ya. Öyle bir şey ama ne cesaret, ne cesaret. Ay bir de sanki sen ikna olacaksın ha. Sen bana demişsin daha sabah sabah böyle bir şey yok diyor, olamaz diye. Hep geldi halletti. Ha. Yani ama aslında hani kendisinin ikna kabiliyeti yüksek bir kişi. Çünkü üst düzey yönetici olduğu için ne bileyim anneciğim hani ben değil biz diyebilen bir yapısı var. Bu son cümleyi nereden öğrendin itiraf et. Söyle. Yani şey diyorum hani Samet Bel gibi derecede Onur Bacanağ'la öyle değil yani, onu biliyorum. O da topu tacana attı. Hı. Hem bırak onları, sen karışma o işlere. Sen neredeydin? İşte böyle anne şehrin hayı huyu derken ondan sonra böyle bizim kızın okulu mokulu derken ondan sonra bizim dükkana böyle çiçek miçek şeylerini yapıyordum ben. Herkese huni muni lazım. Şşt, bana bak Kurtuluş. Bunun altından da sen çıkmazsın umarım ha. Yavrum ben niye altında hemen ben şey yapıyorlar? Ayrıca adamlar aşık yani, ben ne yapayım? Hay bu adamlar acaba kime aşık? Biz bir çözebilsek? Hay hangi adamlar bunlar? Kime aşıkmış? Ya bir şey diyeceğim, siz bu kadar da önyargılı olmayın ama. İşte bak vallahi kalbini kıracağım ama senin artık. Vallahi ben de kalbini kıracağım Kurtuluş senin ha. Çok kötü kırarım. Yürüyün ya.
Bir şey anlamıyorum, anlamıyorum ki yani. Ben görüyorum, söylüyorum yani. Lale biraz yumuşadı mı bacanak? Vallahi bu kadınları anlamıyorum ki ben bacanak. Biraz daha sabret. Ben kapıdayım. Ne? Çalma sakın dur. Meğer bütün derdi paraymış. Oysa ben sevmiştim be abla. Sadece sevmiştim. Çok sevmiştim. Bir değişti üstüne. Arkamdan çevirdim bunca şeyden sonra çocuğunu sana bırakmam, anladın mı? Bırakma. Yavrum dizi bu. Yani dizide söyleniyor, sana söyleyen yok. Aradığım eş adayı öncelikle dürüst olmalı, yalan söylememeli, paradan önce insanlığa önem vermeli. Allah'ım geçim. Ders lütfen değiştirir misin ya? Belgesel seyredelim, bir şey ne bu böyle? Ben çok seviyorum geyik, geyikleri, meyikleri. Penguenler tek eşli hayvanlardır. Ve aile içinde müthiş bir fedakarlıkla tam bir iş bölümü vardır. Erkek penguen dişisi için yavrulara aylarca bakar. Bak bir de hayvan diyorsun. Bak bir de hayvan diyorsun. Penguen'e bak. Ay anne, sadakate bak. Aslında tek eşli. Radyo açalım biz ya. Ay ay hadi al, kafamı şişirdik. Şöyle bir, eskiden ne güzeldi, müzik dinliyorduk. Ay ay yok, ben karıyordum. Penguenlerden uzadı kutup ayıları. Yavrum, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Penguenler kurtulmuş. Penguenler mi? Yavrum ne saçmalıyorsun? Ne penguenleri? Neyse boş ver şimdi. He. Onur kapıda. Ne? Kim? Nasıl? Niye? 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 Ne? Kim? Niye? Nasıl? İşte üç boyutlu olarak kapıda adam mesaj atmış. Ha, niye gelmiş kurtuluş? Allah Allah. Ne demek niye gelmiş dönüm? Adamın karısı çocuğu burada ya. Niye gelecek? Onu atları yemeden önce düşünecekti kurtuluş. Bunu bak annem duymasa bari ha. Ya annem ne duyacak? Zaten Lale ile konuşmaya gelmiş. Ha, Lale ile hiç konuşmasın. Ama sakın ha, zaten bana sakinleştirene kadar canımız çıktı. Bak bunların aklına insan yatıyor. Ben sana şimdi bağırıp çağırmasını bilirdim ama dua et annem kadar. Anne ne şeyi var ya, Allah Allah. Hemen bana... Neyse boş ver şimdi, ne yapacağız? Ne yapacağız ninem? Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız be? Allah Allah, sıkışınca basıyorsun nünüyü. Sen dur burada, ben bakayım da. İyi hadi hadi. Sen ortalık olacağım. İyi hadi hadi git sen, ben bakıyorum etrafa. Ne yapacağız? Tamam. Allah Allah ya. İrfan merhaba. Merhaba, buyur. Benim Lale ile konuşmam lazım. Sen bir söylesen, bir açıklamama fırsat verse. Neyi açıklayacaksın? Böyle koskoca dev ekranda herkesin içinde aldatıldığını öğrendi kız. Neyi açıklayacaksın? Nasıl yapacaksın yani bunu? Ben Lale'yi aldatmadım. Sen beni birazcık tanıdıysan benim böyle bir şey yapmayacağımı bilirsin Nilüfer. Vallahi kusura bakma olur ama bu aldatılmaktan daha beter. Bacana kalktın mı? Allah seni kahretmesin kurtuluş. Ödüm kopardın. Onur yani bunları konuşmak için çok erken bence. Hani Lale çok sinirli, henüz hazmedebilmiş de değil. Bacanak, burada da Nünü baklayalımız. Tamam, ben bunların farkındayım ama... Nilüfer! Nilüfer! Onur, Onur bak şimdi ortalık daha fazla karışmasın. Sen git sonra konuşuruz, olur mu? Geldim anne, geldim! Bacanak, bacanak! Benim aklıma bir fikir geldi, bekle biraz, tamam? Bekle, hadi. Ali ya.
Dışarıda bahar gelmiş gümbür gümbür, kapıları kıracak, sizin şu halinize bak. Yakışıyor mu baldız hiç ya? Evet abla ya. Vallahi dışarıda bahar havası, benim içim sonbahar. Sonbahar ne kız? Kabul etmiyorum, sonbaharı yasakladım ya, bitti. Çiçekçiyiz biz ya, sonbahar neymiş? Şş baldız, hadi kalk. Hadi kalk, gidelim bir dışarı hava alalım biraz ya. Hadi mi ya? Hadi abla hadi. Vallahi temiz hava iyi gelir. Yok enişte ya. Ya mı? Ne ya kızım? Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Ya. Kalk gidiyoruz biraz hava alıyoruz. Ya. Düş önüme hadi. Hadi hadi. Tabii ya. Hadi baldız çıkıp bir hava alalım ha. Hadi. Vallahi yemin ediyorum ne acayip tesadüf oldu bacanak. Ne işin var senin burada? İnanmıyorum sana enişte ya. Bravo. Yok be kızım, yemin ediyorum benim haberim yok ya. Öyledir. Derde bekler misin be? Bırakır mısın Onur? Rica ediyorum. Bırak. Lütfen git, yoksa bağıracağım. Derde bir açıklama yapmama izin verir misin? Bir defa. Ben senin açıklamanı duymak istemiyorum Onur. Görüşeceğiz enişte. Bacanak, benim bir planım daha var. Sen bir az dışarıda bekle, ben o planı bir şey yapayım. Hadi hadi. Ne olmadı ki ya? Gel, gel, gel ablacığım. Gel, malın asosu burada. Param olsa da ben alsam. Ay. Angelina buradan aldı, 5 lira da borcu kaldı. Gel. Ay, ay kurtul şeytir artık be. Yemin ediyorum sana pazarına çevirdim burayı. Bir sus tamam. Amacımız hizmet, görevimiz tehlike. Gel ablacığım. Sulandırma, Allah aşkına sulandırma. Lale, yavrum böyle bir şey olmaz mı canım? Ha? Anneanne, bu hiç yakışır mı teyzeme? Baksana, hani senin izlediğin eski filmler var ya, o kıyafetler gibi be. Teyzeme hiç yakışmaz, benimle dağılsın. Nasıl canım? Olur mu ayol, ben bunu daha geçen aya kadar giyiyordum. Nesi varmış bunun? Yani anne sana olur da. Öyle demek istemedi anne. Çevir kazı yanmasın. Beden olarak diyorsun. Ben anladım mı anlayacağımı? Hani öyle mi dediler şimdi? Neyse, bakacağım ben de. Hah. E bak, buldum işte, bu olur. Bununla giderim. Yani biraz sönük gibi ama... E sen bir sürü güzel kıyafet almışsın, ne oldu onlara? Bıraktım ben onları. Niye? Ya onun parasıyla aldığı hiçbir şey giymek istemiyorum. Çünkü ben kendi paramı kazanır giyerim. Gördünüz mü? Gördünüz mü niye ısrar ediyordum bu kadar? Atansın, atansın işini yapsın diye. Şimdi ne yapıyorduk? Böyle bekliyorduk. İşte böyle hayatta tek başına kalsa bile hiç kimselere muhtaç olmaz. Lale buraya, yemek havaya. Lale buraya, yemek havaya. Lale buraya, yemek havaya. Aman da aman. Artık kahvaltıya da mı geliyormuş, oturuyormuş, seyrediyormuş. Aşkım. Ay annem. 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 Ay bu nasıl kokuyor? Kokulu silgi gibi kokuyor. Anneciğim Emir sana emanet. Annem. Emir sana emanet. Ben ararım zaten sizi, tamam mı? İçin rahat olsun yavrum. Hayır dersler ablacığım. Sağ ol canım. Bana bak ablacığım, öyle yaramazlık falan yaparlarsa sakın papuç mapuç bırakma ha. Tamam merak etme. Hı. Ezdirme sakın kendini ha. Bu nesi sizlerin eseri olacak ona göre. Yani olur da böyle yaramazlık falan yaparlarsa benim bir ablam vardı. Silgili kulağınızdan çekerdi. Tamam merak etme. Hadi geç kaldım. Al anneciğim. Hadi kolay gelsin yavrum. Hadi kolay gelsin. Arabanın anahtarını almadın. Yok anne ya, arabayla gitmeyeceğim. Otobüsle giderim. Zaten en yakın zamanda da iade edeceğim anahtarı. İyi. Aferin. Tamam. Hadi tamam. Afiyet olsun. Tamam yavrum. Ay zaten. Fuh. 7 yaşına da gelince artık annesiyle beraber gidecek okullara. Annesiyle beraber mi gidecek okullara? Çocuklar bugün iyi gibi değil mi? Böyle biraz yüzü gülüyor. Evet anneanne, daha iyi, daha iyi maşallah. Ulu devleti, Selçuklu soyundan olan. Çocuklar, size bu şekilde sesimi duyuramam ama ben. E siz de bağırın o zaman. Emre. Anadolu Selçuklu Devleti,
Selçuklu soyundan gelen Kutalmış oğlu. Ne almış ne almış? Emre. Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından. Çocuklar sessiz olun. Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Süleyman Şah öncelikle İznik'i alarak orayı merkezi haline getirmiştir. Birinci Haçlı seferlerinde İznik, Haçlıların eline geçtikten sonra Konya merkezleri olmuştur. Çocuklar, ama bu şekilde ben size ders anlatamam ki. Dinlemiyorsunuz çünkü. Hocam! Efendim çocuk... Çocuklar utanmıyor musunuz? Islak mendil ister misiniz hocam? Terbiyesizlik yapma. Ya insan öğretmenine böyle bir şey nasıl yapar ya? Lale. Seni üzdüm, kırdım biliyorum. Yapmamam gereken şeyler yaptım, farkındayım. Ama onların hepsi seni tanımadan önceydi. Ben senden önce yoktum Lale. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Eğer bana bir şans daha verirsen... Lalem. Aşkım benim. Sana kendimi affettireceğim. Ve seni asla üzmeyeceğim bir daha. İyi misiniz hocam? Aslında pek iyi olduğum söylenemez. Yeni gelen öğretmensiniz değil mi? Hoş geldin demiştiniz bir kadar anlaşılan. Gerçekten inanılır gibi değiller. Öyledirler. Bu arada Uğur ben. Ben Lale. Çok memnun oldum. Tarih öğretmeniyim. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Vallahi bu düdükten bütün öğretmenlere lazım. Nasıl uğraşacağımı bilmiyorum. Artık okula gelirken yedek kıyafetle geleceğim. Bu arada okul üniformalarından birini verebilirim size. Kıyafetiniz için. Şu durumda hayır diyemeyeceğim. Buyurun. Devam et dersen. Tamam. Lale! Ben hemen geliyorum. Tamam. Onur, ne işin var burada? Biraz konuşalım mı? Seninle konuşmak istemiyorum. Niye geldin ki? Lale, konuşmak için geldim. Kim bu adam? Okuldan öğretmen arkadaşım. Ne var? Öğretmen arkadaşın? Ne çabuk ya. Daha dün biri bugün iki. Arkadaş mı oldun hemen? Şimdi sana bunu açıklamak zorunda değilim ben Onur. Bak. Burası benim okulum. Öğrencilerin önünde konuşmayalım. Beni zor durumda bırakma. Lale. Problem yok değil mi hocam? Yok, her şey yolunda. Tarih öğretmenliğinden vaz mı geçtiniz? Yoksa beden eğitimine mi gireceksiniz artık? Lale Hanım, bir dakika. Galeriler, okula geliş. 8.16 Hikmet Bey, 8.17 Serpil Hanım. Evet, 8.28 Lale Hanım. Okula geldiğinizde üstünüzde bu kıyafet yokmuş. Yanılmıyorum değil mi? Yok, yanılmıyorsunuz. Bu kıyafetlerle gelmedim. Defile mi yapıyorsunuz?
Yoksa yine bir aksilik mi çıktı? Şey... Bak şu gözlere! Çözüm ben. Sizin dersiniz 8 aylaydı değil mi? Evet. Öğretmene disiplinsiz hareket. Yedim şimdi ben. Yok hayır öyle değil. Öyle bir şey değil. Aslında şöyle oldu. Benim dolma kalemim çantamın içinde açılmış herhalde kendiliğinden çıkarınca elbisemi böyle mahvetti. Ben de okul eşofmanlarından birini giyeyim dedim. Yemin et. Bu arada eşofmanlar muhteşem. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Size de çok yakışmış. Artık okul maçlarına da gelirsiniz. Memnuniyetle. Lale Hoca! Ale! Lale Hoca! Ale! Lale Hoca! Ale! Hadi bu kadar tezahürattan sonra kantine. Pis yalakalar. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan.